Bu dosya Bora Bey'e gelmiş. Tamam, şimdi toplantıda çıkınca veririm. Ha, toplantıyla ilgili hemen vermen gerekiyor. Yo, bana öyle bir bilgi gelmedi. Tamam, sana demek ki söylemeyi atlamış. Sen vermeyeceksen ben vereceğim. Ben veririm, sağ ol. Çekilebilirsin. Evet, ne güzel. Evet Selvi Hanım, sizin de bildiğiniz gibi hisselerimizi halka arz etmek istiyoruz. Ve bu konuda sizinle beraber çalışmak istiyoruz. Biz de bu konuda size yardımcı olmak için memnun ediyoruz. Ne güzel, biz de. Gel hadi. Bora Bey, toplantıyla ilgiliymiş. Acil buyurun, dosya. Ada, ben toplantıdayken rahatsız edilmek istemediğimi söylemedim mi sana? Toplantıyla ilgili dediler, acil diye ben hemen getirdim size. Çok mu acilmiş? Öyleymiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Peki. Selvi Hanım, kusura bakmayın. Çok pardon. Evet. 1 kilo çalı fasulyesi çelik tencereye koyulduktan sonra üzerine domates rendeliyoruz. Bir miktar tuz ve şeker ekleyip kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Arzuya göre ılık fakat daha da lezzetli olması için soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun. Bu mu? Önemli olan şey. Bu muydu? Öyle de... Gördüğün gibi değil adacığım, değil mi? Şimdi al bunu, çık git. Hadi, çık. Soğanları zeytinyağıyla kavurmuyor muyuz önce? Aa yok, ben kavurmuyorum. Benim teyzenin midesi rahatsız da reflüsü var, yakıyor. Benim kocamın da. Ben de nasıl severim taze fasulyeyi. Ay ben de çok severim, çok da güzel yaparım. Ben bir de böyle hepsini hazırladıktan sonra üstüne bir tane küp şeker atıyorum. Çok güzel oluyor. Bunu tutayım aklımda. Ne güzel, ne güzel. Yemek tarifi seansımız bittiyse bize bir müsaade eder misin? Ya da biz toplantımıza devam edelim. Hadi, hadi. Bora Bey, hiç kusura bakmayın. Biz konuyu bulunca konuşuyoruz vallahi. Selvi Hanım şöyle demek istedi sanırım. Biz hem işi hem evi çekip çeviriyoruz. Hazıra konmuyoruz demek istedi. Değil mi Selvi Hanım? Öyle demek istedi. Aynen. Ada. Ada. Adaydı değil mi? Ada ben. Ada Tözün. Ada. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Siz güzel güzel toplantınızı yapın. İşsel durumları halledin. Evsel bir durum olursa da benim masa şurada. Önceden buradaydı, şimdi orada olsun. Evet Ada, biliyoruz. Masanın kapının önünde. Kusura bakmayın. Evet, ne güzel. Evet. Adacığım. Engin bilgilerinle bizi aydınlattığın için çok teşekkür ederiz ama biz artık toplantıya devam etmemiz lazım, tamam mı? Her zaman. Buradan yeni çıktı pisi pisi. Pisi. Selvi Hanım, evet. Gariplikler dünyası değil mi? Evet, nerede kalmıştık? Çok tatlı kadın. Anlamadım. Ada, tatlı kadın. Çok şanslısınız Bora Bey. Evet, Ada tatlıdır. Tuğçe Hanım. Bu ne merak Tuğçe Hanım? Yarın okuyacaktınız zaten yazıyı. Ben bu şirketin baş editörüyüm Adacığım. Sen ise Bora'nın sekreterisin. Asistanıyım. Yani? Yani. Birinci belli. İkinci kim acaba? Konumuz bu. O yüzden ben senin yerinde olsam kendimi fazla yormazdım. Burası hiç belli olmaz Tuğçe Hanım. Hayırdır, laptopu falan kapattın? Ha, gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Mesai saatlerini bilmiyor musun sen? Bora Bey'den izin isteyeceğim. Evde yazmak için. Burada zor olacak galiba. Gösterden uzak. Evde rahat rahat yazayım. Güzel güzel yazayım. Size kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Kudur. Kudur, kudur, kudur. Gel hadi. Ne oldu Ada, bir şey mi oldu? Bora Bey, ben burada yazamıyorum, geriliyorum. Yazmak zor işte Ada. Kas katı kesilir insan. Oha. Anlamadım.
şey diyecektim. Ben eve gitsem, evde yatsam burada olmuyor. Tabii, olur. İstersen şöyle yapalım, benim de işim bitti. Birlikte çıkalım, olur mu? Olmaz, olur. Olur mu, olmaz mı Adem? Olur, olabilir. Mümkündür, neden olmasın ki? Peki, o zaman çıkalım. Yalnız benim eve gitmeden bir yere uğramam lazım. Kapıdan bir dosya bırakacağım. Bu senin için sorun olmaz değil mi? Olmaz. Güzel. Duman. Duman odaklan kızım. Duman. Zavallı kedim. Çantam. Çantamı alayım. Çanta, çanta, çanta. Ada. Aşk kendi seçer.